Merhaba arkadaşlar. Bugün size fıstık çamının tohumları nasıl çıkarılır, onu göstereceğim. Şimdi burada bir fıstık çamı kozalağı görüyorsunuz. Fıstık çam ağaçlarının altına baktığınız zaman bu kozalakların açılmışlarını genelde görürsünüz. Açılmışlarında şöyle sorun oluyor. Genelde böcekler işin içine girmiş oluyor ve kemirmiş oluyorlar, içini boşaltmış oluyorlar. Veya bazı kuşlar boşaltmış olur eğer açılmış varsa veya sincaplar genelde boşaltıyorlar işlerini. Ama ben şanslıydım. Bir tane böyle kapalı buldum, bayağı korunaklı. Bir tane de yarım açılmış. Muhtemelen sincaplar kemirmişti alt tarafından. Üst tarafları henüz açılmamıştı, şu üst kısımlar. Ve onu alıp eve getirdim. Sincaplar kemirmiş, yere düşürmüş. Onu aldım, eve getirdim ve içerisinden 50-60 tane fıstık çamı çıkardım. Şimdi bunları nasıl çıkarıyoruz? Önce onu göstereyim. Arkadaşlar böyle bir bıçakla ama dikkat ederek şu gördüğünüz yapının kenarlarından zorlarsanız buralar açılıyor ve içerisinden fıstık çamları çıkabiliyor. Ve en sağlıklı fıstık çamlarını da buradan alırsınız. Diğerleri genelde ya çürümüş ya böcekler tarafından yenmiş oluyor. Evet arkadaşlar, bu kozalak biraz sertti. Dolayısıyla tornavida ve çekiçle vurarak burayı açabildim. Şimdi size bunun içerisinden alacağımız kozalakları göstereceğim. Özür dilerim, fıstık çamlarını. Şimdi arkadaşlar, az önce çekiç ve şeyle kırdığım kozalağın bakın içerisinden bir tane tohum çıkarmış oldum. Bunu da ilave ediyorum buraya. Şimdi ilk defa kırdıktan sonra kolaylaşıyor. Bakın elle bile artık açabiliyorum. Burada iki tane daha tohumu görüyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar, şimdi geldi bu çam fıstıklarını kırmaya, kabuklarından ayırmaya. Bunun için size şöyle şunlar yeterli olacaktır. Çok sertler. Bunu kırmak için arkadaşlar yatay şekilde değil, yani şu şekilde vurmayacaksınız. Dikey şekilde şöyle dikip üst taraftan vurursanız genelde kolayca kırılıyor ve içerisindeki fıstık parçalanmadan çıkıyor. Yani şu şekilde vuracaksınız. Dik olarak kırdığımızda bakın şuları kabuktan çıkarabildik zarar görmeden. Bazı tohumlarda ise bakın bu tohumlar da fıstık ne yazık ki yenmiş. Muhtemelen böcekler tarafından yenmiş. Dolayısıyla bunlardan herhangi bir şey çıkmadı. İçleri boş. Bunlar ise sağlıklılar. Sağlıklı olanları şimdi çimlendirmek için toprağa gömeceğiz. Evet arkadaşlar, çimlendirmeyi bunun içerisinde yapacağım. Böyle toprak var genişçe bir kap içerisinde, plastik kap içerisinde. Böyle koyuyorum ve üzerine bir miktar toprakla kapatıyorum. Daha sonra da arkadaşlar sprey ediyorum. Buraya yaklaşık ben 14-15 tane fıstık çamı koydum. Bakalım kaç tanesi çıkacak. Evet arkadaşlar, fıstık çamının çimlendirmesi, tohumlarının çıkarılması, tohum kabuklarının kırılması ve daha sonra da çimlendirmesi ile ilgili videomuzu böylece bitirmiş oluyoruz. Çimlendikçe ileriki günlerde sizlerle bu çimlenme basamaklarını da sizlere göstereceğim.